Çöp poşeti veya çöp, herhangi bir pet bardak atılmaması, gördüğünüz pet bardakları da yani size zahmet alabilirseniz çok çok iyi olur. Güvenlik açısından dolayı birbirinize aynı şekilde aynı yolda araya fazla bir mesafe bırakmadan devam edelim. Herkes birbirinden sorumlu olsun. Herkes birbirine yardımcı olsun. Buzulların üzerinden özellikle kimse geçmesin çünkü fazla da göçük halinde şu an. Çökebilir, göçük oluşabilir. Bu nedenden ötürü öncelik olarak altını çizerek söylüyorum ki sizin can sağlığınız bizim için her şeyden daha önemli, daha değerli. Hı? Merhaba arkadaşlar, ismim Hakan Zanyar. Bu haftaki rotamız Cennet Cehennem Vadisi. 110 kişilik bir ekiple geldik buraya. Batman'dan, Diyarbakır'dan, Sirt'ten, Ayvan'dan misafirlerimiz vardı ve İSEKO'dan katılan ekipler de vardı. Sabahleyin Cennet Vadisi'ndeydik. Cennet Vadisi'ni gezdik. Çiçeklerle dolu, güzel bir kokusu, güzel bir bahar esintisi vardı. Şu anda da Cehennem Vadisi'ndeyiz. Dört mevsimin bir arada yaşandığı alan burası. Arkamdaki yer Gülü Buzulları. 20 bin yıllık buzullar var burada. Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi burada var. 4135 metre yüksekliğinde. Ve 20 binlik buzullar da var. Arkamda gördüğünüz göl ise Buzul Gölü. Yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bugünkü etkinliğimiz saat 5'te bitecek. Arkadaşlarımızı da İSEKO'ya ve diğer şehirlere giden arkadaşlarımıza göndereceğiz. Her hafta sonu etkinlik yapıyoruz. Yektesler olarak. Katılan misafirlerimizi, bölgemizi tanıtıyoruz. Turizmi aşmaya çalışıyoruz. Bizim açısından bir ön ayak olmak istiyoruz ve bunu da inşallah yakın zamanda da başaracağız. Bugün Yektaşlar'la yani İSEKO'ya ekolojik doğa ve kültürel spor derneği ile geldik. Yaklaşık olarak 100 kişilik bir grupla geldik buraya. Cennet ve Cehennem Vadisi'ni ziyaret etmeye geldik. Bulunduğumuz bölge Cehennem Vadisi, şelalenin olduğu kısım. Aşağıda bulunan yer ise Cennet Vadisi. Buranın rakımı yaklaşık olarak 4135 metre. Zirveye tam vardığımız nokta ise şurası. Çapa.